Evet sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Pazar günü bizleri çok güzel bir bülten beklediğini söylemiştim bir önceki programımızda ve pazar günü programımızda karşınızdayız. Sizlerden tabii ki de bölümümüzün başında like desteklerinizi bekliyoruz. Yani beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Yine pazar günü 1500-2000 bandında bizlere beğeni gönderirseniz, fayda da sağlıyorsanız ya da iddia oynamayıp sadece bizleri dinliyorsanız, ki bu konuyla alakalı çok güzel mesajlar aldım. Zaten olay bundan ibaret olduğu zaman ben de çok seviniyorum. Sadece bizleri iddia severler, şans oyunu oynayanlar takip etmiyor. Futbolu da, programlarımızda konuştuğumuz teknik analizleri takip etmek isteyenler de var. Çok sayıda sevgili büyüğümüz de var. Yine hanımefendiler de var tabii ki de bizleri takip edenler. O yüzden bizler bu gönderdiğiniz mesajlardan dolayı çok mutlu oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ederek başlayalım programımıza. Tabii sizlere sormuş olduğumuz sorular doğrultusunda yine çok eğlendiğimizi de görebiliyoruz. Genelde soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Özellikle cumartesi günü sormuş olduğum soru aslında biraz zor gibiydi ama işte bir kişi bulunca diğerleri de artık oradan mı bakıyor? Bir detay yazan arkadaşlarımız, o dönemi izlemiş olan arkadaşlarımız. Belki benden yaşıtlar, belki benden büyükler. Dediğimiz gibi ay sonunda da biz kazanan arkadaşlarımızın listesini her bölümümüzde çıkarmaya çalışacağız. Sanırım pazartesi veya salı günkü videonun altında hafta sonu sormuş olduğumuz soruların cevapları çıkar. Ay sonlarında seçeceğimiz bir veya iki tane arkadaşımıza da hediyesini göndereceğiz. Onun dışında yine 1,5 sene kadar önce tuttuğunuz takımın karşılaşmalarını sizlere gönderiyorduk zaten, biliyorsunuz. Pandemi süreci de geçtikten sonra, seyirciler stadyumlara alınmaya başladıktan sonra bu etkinliğimize de başlayacağımızı hatırlatalım. Zaten bununla ilgili de bir duyuru yapmıştık. Like'ları unutmayalım sevgili dostlar. Her zaman like destekleriniz çok önemli. Çok güzel bir bülten olduğunu, yine pazar günü maçları izlerken de oldukça fazla keyif alabileceğimiz bir gün olduğunu tekrardan hatırlatarak başlayalım programımıza. Tabii pazar günkü karşılaşmalarda ben genelde gol yollarına gittim sevgili dostlar. Biraz daha tarafa gitmemeye çalıştım. İşte atar atamaz, genelde o tarz değerlendirmeler yapıyoruz. Beraberlik ya da tek farklı galibiyetler vesaire, alternatif yüksek oranlı tercihlere de gidiyorduk ama sadece pazar günü ben gol yollarına gittiğimi söyleyeyim. Çünkü o kadar ofansif oynayan takımların karşılaşmaları var ki, belki sizler de hak vereceksiniz. Yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu takımları zaten yakından takip ettiğimden dolayı oyun tarzlarından kısa bir şekilde bahsedip sizlere yine tercihlerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi Göztepe ile Fenerbahçe oynayacak. Süper Lig'de önemli bir karşılaşma. Yine İzmirliler açısından da, Fenerbahçeliler açısından da, Süper Lig'in akıbetini merak eden arkadaşlarımız için de önemli bir karşılaşma. Hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta yani, İlhan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Biz Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacağız şeklinde açıklamaları vardı. Tabii ki de biz beraberlik için sahaya çıkacağız, işte kapanacağız, şöyle yapacağız şeklinde bir teknik direktörün açıklama yapmaması gerekiyor zaten. İlhan Hoca böyle dedi diye Göztepe zaten Fenerbahçe'nin üzerine çok fazla gitmeyecektir ilk etapta. Yani haddini bilerek oynayacaktır. Çünkü Fenerbahçe zaten bu sene çok fazla favori şeklinde gösteriliyor ve her mevkiye yapmış olduğu transferlerle birlikte herkesin dilinde. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olup olamayacağı konuşuluyor şu anda. Tüm kahvelerde, tüm evlerde ya da sporla ilgili her mecrada bununla alakalı konuşmalar yapılıyor. Tabii Fenerbahçe'nin ben oyununun şu ana kadar daha henüz daha oturduğunu düşünmüyorum. Bunu zaten söylemiştim yine Spor Toto programımızda ve Göztepe karşısında zaten yine hücum oynayacak taraf Fenerbahçe olacağından dolayı ben geride Göztepe'ye karşı Fenerbahçe'nin alan bırakabileceğini düşünüyorum. Özellikle Gökhan Gönül ve Caner Erkin, biliyorsunuz, çok fazla ileriye çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin orta bloğu da bu sezon özellikle Ozan Tufan'la birlikte, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımımızda göstermiş olduğu performansla birlikte, Fenerbahçe'nin ön bloğunun da biraz daha ileriye katıldığını düşündüğümüzde, yine İzmir deplasmanında Fenerbahçe mücadeleyi en azından ikinci yarıda biraz da riske ederek kazanmaya çalışacak. Tabii ki de Göztepe bulmuş olduğu boşlukları değerlendirebilecek bir takım olduğundan dolayı ben bu mücadelede Göztepe'nin Fenerbahçe kalesinde bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin gol atması da normalmiş gibi gözüküyor. Yani karşılıklı gol varın ben bu mücadelede gelebileceğini düşünüyorum. Yine ideal tercihlerden bir tanesi. Tabii Fenerbahçe'nin yeni santraforu 2 gol atarak sezona başladı. Samat da çok önemli bu. İleride yine başlayacak, herhangi bir problem yok. Onun dışında en son oynamış olduğu kadroya yakın bir kadroyla Fenerbahçe'yi sahada bekliyoruz ve bildiğiniz gibi Tisserand'ın yanında bir eksik var Fenerbahçe'de. Lemos bu karşılaşmada oynamayacak. Sadık Çiftpınar belki bu karşılaşmada sağ stoperde görev yapabilir. O yüzden zaten Göztepe'nin de böyle bir avantajının olabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol varın oranı da çok güzel sevgili dostlar. Ben çok beğendim. İddia oynayacak arkadaşlarımız için 1.52'den karşılıklı gol varın naçizane ben öneririm ki zaten sizler de bu mücadeleyi karşılıklı gol var şeklinde büyük ihtimalle
değerlendireceksiniz. Tabii Göztepe tarafında da Napoli yine yok. Bilginiz olsun. Geçelim Premier Lig'e isterseniz. Leicester City ile Aston Villa oynayacak. İki takım da sezona çok iyi bir şekilde başladı. Şu anda 9'ar puandalar ama Aston Villa tarafına baktığımızda Aston Villa'nın bir maçının da eksik olduğunu söyleyelim. Yani Aston Villa şu anda Premier Lig'e 3'te 3 ile başladı. Tabii ki de Aston Villa için sezon başında çok çok önemli bir performans bu. Özellikle Liverpool karşısında almış oldukları o sansasyonel galibiyet, 7 gollü galibiyet hem tarihe geçti hem de oyunculara ekstra bir özgüven getirdi. Bana göre ki Grealish mesela bu sene geçen sezon da çok iyiydi. Bu sezona yine iyi başlayan oyunculardan bir tanesi. Tabii Aston Villa'nın özellikle geçtiğimiz sezon yapmış olduğu transferlerden sizlere çok fazla bahsetmiştim yine programlarımda. 120 milyon sterlin civarında bir transfer yapmıştı Aston Villa ve bu transferlerin çoğundan verim alamamıştı. Hatta Samatta'yı da biliyorsunuz Fenerbahçe'ye göndermişti. O bölgeye Wesley transferi de yapmıştı Aston Villa. Yani bir türlü o santrafor mevkiinde istemiş olduğu verimi alamadı Aston Villa yapılan transferler sonucunda. Tabii geçtiğimiz sezon yine Brentford'u sizlere Championship'ten çok fazla aktarmaya çalışıyordum ki Benrahma ile birlikte Watkins'in performansına güvenerek aslında Brentford karşılaşmalarını değerlendiriyorduk. İşte o Watkins de Aston Villa'ya transfer oldu ve yine Liverpool mücadelesinin kahramanlarından bir tanesi. Belki bundan 50 sene sonra da Liverpool karşılaşmasında atmış olduğu 3 golle birlikte anılacak Watkins. Takımın simgesi haline geldi henüz daha sezonun başında Watkins. O yüzden tabii bir santraforun performansının bu kadar iyi bir şekilde, özellikle sezon başında bu kadar iyiyse oyuncuyu olumlu yönde etkiler. Genelde bu şekildedir. Yani santraforlarda bu olayın psikolojisi biraz daha farklı oluyor. Belki amatörde falan futbol oynamış arkadaşlarımız izliyorlardır bizleri veya abilerimiz. Bunu ben daha rahat anlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gol attığınız zaman, özellikle önemli takımlara fazla sayıda da gol atıyorsanız bir diğer karşılaşmada ekstra motivasyonla sahada olabiliyorsunuz. O yüzden santraforların, ileri uç oyuncularının psikolojisi çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatalım. Yani Watkins bu mücadelede zaten oynayacak. Leicester deplasmanında oynayacaklar. King Power'da geçtiğimiz hafta da West Ham United aslında öne çıkararak Leicester mücadelesinde sizlere anlatmaya çalışmıştım. Evet, belki Leicester City bu mücadelede 2 gol de atabilir, kazanabilir demiştik ama hiç beklediğimiz tarzda bir karşılaşma geçmedi. Biliyorsunuz benim mücadele beklediğim gibi geçmezse ben o karşılaşmadan çok fazla haz almıyorum ve aslında analizimizin dışında olduğunu da söylüyorum. Çünkü benim için önemli değil iddia, oranlar tutmuş yatmış. Yani tersten tuttuğu zaman ben bu maçı tutturdum diyemiyorum ne yazık ki. O mücadelede West Ham United'ın atmış olduğu 3 golle birlikte 2.5 gol üstü gelmişti. Ama tabii bazı arkadaşlarımız için iddia sonuç oyunu olduğundan dolayı o karşılaşmada bizlere farklı yorumlar geldi. Yani bunu da tahmin ettin, helal olsun falan gibisinden. Aslında komik bunlar. Yani çok fazla üzerinde durmuyorum ben. Leicester'ın bu mücadelede gol bulamaması bana göre sürprizdi ama karşılaşmayı izleyen arkadaşlarımız da yine katıl butonunda özellikle bizlere çok fazla yazdılar. Bu mücadelede Leicester'dan gol gelmeyecekmiş gibi gözüküyor şeklinde ki katıldım sevgili arkadaşlarıma. Yani maçın genelinde Leicester City'nin zaten çok fazla pozisyona giremediğini, West Ham'ın da yine girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdiğini söyleyelim. Yani aslında ahım şahım da pozisyona girmedi Leicester karşısında West Ham United ama istemiş olduğu sonucu aldı sonuçta Londra temsilcisi. Bu mücadelede Aston Villa'da Wesley oynamayacak mesela. Yedek santraforda bir sakatlığı var Aston Villa'nın ama yine Grealish, Watkins ve sağ tarafta Trezeguet olacak. Jimmy Ward'ın önderliğinde yine Leicester City'de Madison'lı kadrosuyla birlikte King Power'da bekliyoruz. O yüzden bu karşılaşmanın tempolu geçebilme olasılığı bana göre çok yüksek. 3-1'ler çıkabilir, 2-2'ler çıkabilir. O tarz bir karşılaşma geçebilir diye düşünüyorum. O yüzden 2.5 gol üzerine 1.48 gibi bir orandan ben sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ben de değerlendireceğim, yapacağım bir kuponda. Birazdan da zaten kuponumu sizlere aktarmaya çalışacağım. Geçelim bir diğer mücadelemize. Serie A'ya geçiyoruz. Üzerinde çok durmayacağım. Bir önceki karşılaşma gibi. Şimdi Bologna ile Sassuolo oynuyor saat 13.30'da. Erken saatte pazar günü. Unutmadan not alırsanız saatini de mücadeleyi kaçırmamış olursunuz. Eğer oynayacaksanız tabii ki de. Şimdi geçtiğimiz sezon hatırlayacaksınız. Sassuolo'ya baktığımızda bir tarafta Berardi, en uçta Caputo ki Caputo da milli takıma da seçildi bu sezon. Hatta bu hazırlık döneminde Uluslar Kupası'nda vesaire yine gollerine devam etmiş bir oyuncu ki ben çok beğeniyorum Caputo'yu. İlerlemiş yaşına rağmen yine gollerini atmaya devam ediyor ve yani bu tarz iki tehlikeli oyuncu vardı ileride. Berardi hem duran topları da iyi kullanabilen önemli bir solak, içe kat eden de bir oyuncu. Yan tarafında Caputo ve sol tarafında genelde ikinci yarıda giren veya bazı karşılaşmalarda 11'de başlayan Boga vardı ki hala daha var ama sezon başından itibaren Boga'yı çok fazla
sahada görmedik. Onun yerine Defreli çok fazla deniyor Sassuolo ve yine üçlü hücum sistemiyle birlikte İtalya Serie A'ya başladılar. Geçtiğimiz haftada yine bir karşılaşması vardı. Kolay bir karşılaşması vardı. Onu katıl butonumuzda değerlendirmiştik zaten. Programımıza koymamıştık. Çok basit bir karşılaşmaydı. O yüzden burada sizlere anlatmaya çalışmamıştım. Burada Bologna ile oynayacaklar. Deplasmanda Bologna ile oynayacaklar ki şöyle bir not var. Ondan dolayı bu karşılaşmayı seçtim. Evet, Bologna'nın zaten oyun sistemini ben 2 senedir çok fazla beğenmiyorum ama gollü karşılaşmalar oynamasının bir sebebi var. Benimsemiş oldukları hücum sistemi. Hücum sisteminden dolayı formasyon hiç fark etmiyor. Bologna çok fazla hücum bekleriyle birlikte ileriye çıkan, yine geride dörtlü oynayan bir takım. Yani Mihailović takımını zaten yıllardır bu şekilde oynatmaya çalışıyor ki bu sezonda yine aynı şekilde başladılar. Sassuolo'nun Crotone karşılaşmasını söyledik zaten. O karşılaşmayı kazandılar. Şimdi Benevento deplasmanında kaybeden Bologna'dan bahsedelim biraz. Benevento deplasmanında Bologna kaç tane pozisyona girdi? Bunu değerlendirdim ben. Tam 14 tane girişimi var ve 6 tane net gol pozisyonu var, ancak bu mücadelede Bologna gol bulamadı. Zaten gol bulamadığı zaman hiçbirimizin bir şey yapma şansı olmuyor, biliyorsunuz. Atacaklar veya atmayacaklar. Bizler sadece televizyon karşısına geçerek izliyoruz mücadeleleri. Ondan önceki haftada Parma gibi bir takıma karşı 4 gol attılar. Çünkü girmiş oldukları pozisyonların %58'ini değerlendirdi Bologna yine hücum futboluyla birlikte. Burada da Sassuolo karşısında aynı sistemle oynayacaklarını bildiğimden dolayı pozisyonlar girmeyebilir, yine penaltılar kaçabilir vesaire, ama ben karşılaşmanın bir kere tempolu geçebileceğini cebime koyuyorum. Çünkü Bologna'yı tanıyorum. Yine Sassuolo'yu da aynı şekilde sizler gibi tanıdığımdan dolayı bu karşılaşmanın oldukça tempolu geçebileceğini düşünüyorum. Yine bu mücadeleden 2.5 gol üstü bekliyorum. Ha, bu karşılaşmada işte sistem kuponlar için 3.5 gol üstü oynanabilir. Yüksek bir oranı var. İsteyenler bu karşılaşma için 3.5 gol üstünü de değerlendirebilirler görüşündeyim. Sakat ve cezalarda şu anda herhangi bir önemli bir şey gözükmüyor. Maç saatine kadar sizler de değerlendirmenizi yapabilirsiniz. İsterseniz kuponumuzu özetleyelim. 3 oranlı çok güzel bir kupon var. İdeal oranlı çok güzel bir kupon var. Bu anlatmış olduğum karşılaşmalar zaten. Göztepe Fenerbahçe karşılıklı gol var. 1.52'lik orana sahip. Leicester City Aston Villa 2.5 gol üstü şeklinde. Bologna Sassuolo yine 2.5 gol üstü şeklinde. Onun da oranı 1.35. Bu karşılaşmaları alt alta getirip bir kupon yaparsak 3.03 şeklinde bir kupon elde etmiş oluyoruz sevgili dostlar. 2 tane daha mücadelemiz var. Hızlı bir şekilde geçeceğim ama sizlere günün sorusunu burada sorayım. Videonun ortasında sorayım. Dileyen arkadaşlarımız yine cevaplayabilirler. Ben tabii benle birlikte yaşı tutan arkadaşlarıma, benim akranlarımın daha rahat bilebileceği veya 40 yaş üstünün daha rahat hatırlayacağı karşılaşmalardan bir tanesiydi. Bir pozisyon soracağım ve kişinin milliyetini söyleyeceğim sizlere. İstanbulspor formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 2003-2004 sezonunda rahmetli Alman kaleci Enke'nin üzerinden İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 öne geçiren sol ayaklı İsrailli oyuncu kimdir? Aslında basit bir soruymuş gibi geliyor ama pozisyonu ve maçı da bizlere anlatırsanız, tabii bilmeyenler başkalarından bakıp yazacaktır büyük ihtimal ama tabii karşılaşmayı hatırlayanlar o mücadelenin kaç kaç bittiğini, hangi pozisyonların olduğunu, kimin ne kaçırdığını yine bizlere yazacaklardır diye düşünüyorum ben. Ve geçelim diğer mücadelelerimize sevgili dostlar, hızlı geçeceğim. Fransa Lig 1'e gidiyoruz. Monaco evinde Montpellier ile oynayacak. Fransa'da bildiğiniz gibi ciddi anlamda bir seyirci gelmeye başladı karşılaşmalara. Özellikle Monaco maçları için söylemiyorum bunları ama mesela bir işte Saint-Étienne karşılaşmalarına, taraftarı çok iyi olduğundan dolayı kalabalık bir grup geliyor 3000-4000 seviyesinde. Lille gibi takımlardan da bahsedebiliriz. Monaco zaten normal seyircili dönemde de 2. Louis stadına çok fazla taraftar çekemiyor. Özellikle yaz aylarında zaten stadın ne kadar boş olduğunu oraya da gidip görenler, turistik gezileri yapanlar göreceklerdir, bileceklerdir. Hatta ben oradayken mesela bir Paris Saint-Germain mücadelesi vardı. Monaco Paris Saint-Germain'le oynuyor ama statta maçı izleyen 10.000 kişi yoktu, öyle söyleyelim. Her taraf boştu neredeyse. O yüzden Monaco'nun çok fazla seyirci desteğinin olmadığını her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz senelerden beri bu şekilde. Tabii 1990'larda falan farklıydı Monaco'nun seyircisi ama özellikle son 10 senede çok fazla seyirci desteği almadığını söyleyelim Monaco'nun. Şimdi Montpellier ile oynayacaklar. Fransa Lig 1'in en hücumcu, hatta formasyon ve sistemiyle birlikte en hücumcu takımı Montpellier ile oynayacaklar diyebiliriz. Zaten çift santrafor şeklinde Delort ve Laborde ile birlikte başlıyor biliyorsunuz Montpellier, ki ben Montpellier'in karşılaşmalarını genelde yorumlamaya çalışıyorum. Tutsa da yatsa da yorumlamaya çalışıyorum. Çünkü çok pozitif bir futbol oynuyor Montpellier. Tabii Monaco deplasmanında olmaları bu karşılaşmada onların yine hücum oynamayacağı anlamına gelmiyor. Ben yine hücum oynayacaklardır diye düşünüyorum ki Folland, Ben Yedder, Jovetic gibi isimlerin de bu karşılaşmada kadroda olmasını beklediğim bu mücadelede ben iki takımın harika bir mücadele izleteceğini düşünüyorum bizlere. Yine takip edeceğim karşılaşmalardan bir tanesi ve yine gollü beklediğim mücadelelerin
başında geliyor bu. İkinci kuponumun ilk mücadelesi bu karşılaşmanın 2.5 gol üstü olacak. 1.45 gibi de güzel bir oranı var. Geçelim son mücadelemize. Bundesliga ile kapatalım programımızı. Köln Eintracht Frankfurt'ta oynayacak. Köln'ün zaten sezon başından itibaren savunmasında ne kadar problemlerin olduğunu ama hücumda da bir o kadar etkili olabildiklerini biliyoruz ki Hoffenheim karşılaşmasında bizlere bunu göstermişlerdi. Daha sonraki mücadelede de zaten Mönchengladbach karşısında yine savunmada yapmış oldukları hatalar sonucunda kaybetmişlerdi ki normaldi. Yine bu mücadelede gol bulmayı da başardılar. Pozisyona girmekte de zorlanan bir takım değil aslında Köln. İleri uçta tek başına Anderson bekleniyor bu mücadelede. Onun dışında beşli bir orta saha bekleniyor ama bu beşli orta sahanın üçünün hücum oyuncusu olduğunu söyleyelim. Eintracht Frankfurt'a baktığımızda 3-5-2 sisteminin, her zaman anlatıyorum o yüzden kısa keseceğim, 3-5-2 sisteminin Avrupa'daki en hücumcu sistemine sahip Hüttar Hoca'nın takımı ve oyuncuları da tabii ki de bu profile, sisteme de çok rahat uyduğundan dolayı Eintracht Frankfurt oldukça pozisyonlu karşılaşmalar oynuyor. Hele karşısındaki takım biraz açılır, ileri çıkarsa oldukça da pozisyonlu karşılaşmalar izlettirmeye çalışıyorlar. Burada Köln'ün kapanacağını düşünmüyorum ben. Normal futbolunu oynarsa çok gollü bir karşılaşma çıkabilir görüşündeyim ben. Tabi Silva ve Bastos ileride başlayacak Eintracht Frankfurt'ta. Sol tarafta Kostić sakatlığından dolayı yine olmayacak ama onun dışında çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı bulunmuyor Eintracht Frankfurt'ta. Ben mücadelenin 2.5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum ki yine sistem kuponlar için 3.5 gol üstünü de öneriyorum. Yine çok güzel bir oranı var. 2.5 gol üstünün oranı şu an için 1.32 şeklinde. Ben pazar günü biraz daha düşebileceğini düşünüyorum bu oranın. Bu iki karşılaşmayı da idealden alırsanız mesela 2 civarında bir kupon da yakalayacaksınız. Eğer iki karşılaşmayı 3.5 gol üstü şeklinde alırsanız 4'e yakın bir kombinde çıkmış oluyor ortaya. İstediğinizi alabilirsiniz. Bu karşılaşmalara da oynamayabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa, ben bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Karşılaşmalar hakkındaki fikirlerim bunlar. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda yine pazartesi günü harika bir bülten var. Pazartesi programımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Like'ları lütfen unutmayalım. Yine yorumlarda da görüşeceğiz. Yorumlar kısmında da olmaya çalışacağım. Yapacağınız ufak misli kuponlarda, bütçenize zarar vermeyecek kuponlarda hepinize bol şanslar diliyorum. Eğer iddia oynuyorsanız. Hoşçakalın.